Değerli izleyenler, yayınıma hoş geldiniz. Evet, Türkiye'nin Katar Hava Kuvvetleri ile yaptığı önemli anlaşmalar var. Askeri eğitim ve ittifaklık adı altında stratejik işbirliği kapsamında Katar'ın pilotları Türkiye'de yetiştirilecek. Türkiye ile yapılan işbirliği kapsamında Katar'ın kargo uçakları askeri yetenekler bakımından dünyanın en iyilerinden. C-17 MAP ve C-17 MAN kargo uçakları çok geniş, evet, taşıma özelliklerine sahip modern kargo uçakları. Katar'ın Rafale uçakları, evet, bize 6 adet şu anda Türkiye'ye konuşlanmış vaziyette. Konya'da eğitim alıyorlar ve bu eğitimlerle birlikte özellikle Türkiye'nin pilotlarının da yeni nesil savaş uçaklarını kullanımında bunların özellikleri, manevra ve her türlü atış ve atım özelliklerine kadar, sistemlerine kadar her anlamda pilotlarımıza da çok güzel bir eğitim amacı ve aracı olarak görülüyor. Türkiye tabii ki bununla da kalmıyor. Katar'ın bir katkısı daha var. Hani deriz ya, Katar bize ne Katar? Aynı bura, evet, bu söze tercüman olacak nitelikte. Evet, Rafale uçaklarından sonra şimdi de F-15 sürprizi geliyor. Şimdi çok şaşıracaksınız. Amerika Birleşik Devletleri'nden 72 adet F-15 uçağı geliyor. Evet, bu F-15 uçaklarının ilk partisini Katar teslim alacak. Bu F-15'ler nerede konuşlanacak? Şimdi hemen anlatalım. F-15'ler, evet, yanlış duymadınız. F-15'ler Konya'da. Evet, Konya hava üssümüzde konuşlanacak. Şimdi soracaksınız, ya kara parçası olarak bu kadar küçük bir ülke, şimdi bu kadar uçağı nasıl kullanacak? Ve özellikle Katar'ın bu kadar pilotu var mı? Bu açık nasıl kapanacak? Hiç acele etmeyin, hemen açıklıyorum. Türkiye'nin gelişmiş bir pilot altyapısı var. Deneyimi var ve özellikle şu anda uçak üretiminde belli uçaklarda belli bir mesafe alındı. Ama her şeyden önce Türkiye'nin bir TUSAŞ'ı var. Türkiye TUSAŞ'ta F-16'larının modernize işlemlerine başladı bile. Birçoğu tamamlandı. Ama Katar'ın tanker uçakları, yeni aldığı F-15'ler, Rafale uçakları ve birçok, evet, yeni gelişmiş savaş uçağı Türkiye'de konuşlanıyor. Katar'ın yüz ölçümü çok küçük. Evet, Katar'ın yüz ölçümü bu kadar uçakta eğitim yapmaya, manevra özellikleri ve kabiliyetlerini ölçmeye hiç uygun değil. Katar ne yapıyor? Katar tabii ki en yakın müttefiki Türkiye'ye gözünü yüzünü çeviriyor. Şimdi neden böyle söylüyorum? Çünkü Katar'ın özgüvenliğinin sağlanmasında, hele hele ki Yemen krizinden sonra Katar üzerindeki ablukanın kaldırılmasında Türkiye'nin muazzam çabası vardı. Katar hem gıda yönünden hem de her yönden, araç gereç ve tüm gereksinimleri yönünden büyük bir ablukaya alınmıştı. Mısır'ı, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ı, evet, ablukayı sıkılaştırıyor ve Katar iyice bunalıyordu. Türkiye kargo uçaklarıyla yardıma koştu. Türkiye Katar'a hem gıda hem askeri anlamda çok yoğun destek vermeye başladı. Ve nihayet 3,5 yıl sonra bu abluka bitiyordu. Evet, geri adım attı. Suudi Arabistan geri adım attı. Mısır geri adım attı. Evet, Birleşik Arap Emirlikleri geri adım attı. Bükemedikleri bileği tabii ki öptüler. Kısacası bu. Ama bunun için iş burada bitmedi. Katar gevşemedi. Katar yaşadıklarını unutmadı. Hele hele birkaç yıl önce Macron Katar emirimizi görüyor. Katar emirine yaklaşıyor. Diyor ki, evet, diyor ki, Türkiye çok kötü durumdaydı ekonomik yönden. Neden destek oldunuz? Evet, Türkiye'ye zarar verecektik ve hükümeti yıkacaktık, diyor. Macron haddini iyice aşıyor. Evet, Katar emiri aynen şu şekilde söylüyor. Evet, Erdoğan ölene kadar benim babamdır. Evet, yapamam. Erdoğan benim babamdır. Hayatı boyunca, diyor, benim de hayatım boyunca Erdoğan babam olarak kalacaktır. Böyle bir sevgi bambaşka bir sevgi.
İşte bu sevgi aslında Katar emirinin dedesinden gelen bir vasiyet. Türkiye ile Osmanlı'nın torunlarıyla iyi geçinin vasiyetini, evet ne kadar iyi ki Katar emiri uyguluyor. Evet, Anadolu Kartalı tatbikatına Katar Rafale uçaklarıyla katılıyor. İşte burada Rafale uçakları gündem oluyor. Yunanistan kendi Rafale uçaklarını, Fransa'nın çok kullanılmış eskimiş Rafale uçaklarını alıp hava üstünlüğünü kurdum, artık güçlüyüm diye sevinirken Türkiye'de yerleşik olarak bekleyen Rafale uçaklarını görünce evet Miço'nun tansiyonu çıkıyor. Yunanistan bir nevi panikliyor. Diyorlar ki Türklerde de var. Pilotlarımız Rafale'yi iyice inceliyor, uzmanlarımız inceliyor, Katar'da Türkiye'den pilotaj ve pilot eğitimi alıyor. İşte bu kadar karşılıklı kardeşlik ve ittifak hareketi Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil savaş uçaklarını tanıma ve ihtiyaç halinde Türkiye'deki uçaklarla operasyon yapabilme hakkı da tanıyor. Birileri diyor ki bu uçaklar satılırken belli anlaşmalar var ve belli çıtalar konmuştur. Tamam, o da savaş olunca her şey değişir. Savaş olunca bazen maddelerin üstüne daksil çekersiniz. Türkiye'ye F-15 uçakları da gelecek. Çok kısa zaman içerisinde ve Türkiye pilotları F-15 ile tanışmış olacak. Teşekkürler Katar. Derler ya, başında söyledim yayının. Dedim ki Katar ne Katar. Katar çok şey Katar. Evet, biz Katar'a TB2'ler verdik. Akıncılar da üretiyoruz, vereceğiz. Ama Apache helikopterleri TB2'lerle karadaki zırhlara operasyon yeteneğini arttıran Katar, yüz ölçümü küçük olduğu için uçakları zaten kullanma yeteneğini ve eğitimini ülkesinde veremeyeceği için muazzam bir ülke buluyor. Çok geniş ova platosuna sahip Konya'da F-16 pilotlarının eğitim merkezinde ve diğer uçakların eğitim merkezinde, birçok ülkenin eğitim aldığı bu merkezde şimdi kendisi uçakları için muazzam bir eğitim platosu bulmuş oluyor. Türkiye'de yeni nesil savaş uçaklarını tanıma, bunlarla uçma, bunları kullanabilme yetiğini hızlı bir şekilde geliştiriyor. Bu demektir ki yeni nesil savaş uçağı yapımında hem bu uçak teknolojilerinden faydalanma hem de bu uçakları kullanabilme ve yeteneklerini ve bize karşı hamlelerini radarsal anlamada kadar anlayabilme özelliğimizi geliştirmemiz anlamına geliyor. Birilerinin rüyaları bozulacak, bölünecek, evet kabuslara dönecek rüyaları, ama Türkiye, Katar, Birleşik Hava Kuvvetleri bölgede Türkiye'nin caydırıcı kuvvet olmasını sağlayacak. Türkiye'nin geliştirdiği akıllı mühimmat, radar ve dijital askeri teknolojinin eklenmesiyle harika işler ortaya çıkacak. İşte ittifaklık çizelgesi bu. Yunanistan'ın Girit'inin diğer ülkelerin hava pilotosu haline gelmesi, Türkiye'nin Konya'sının bir hava pilotosu haline gelmesi, iki merkezin çekişmesi. Ama burada Türkiye'nin güç dengesinde belli bir mesafe alacağı da ortada. Singapur dünyanın en güçlü hava güclerinden birisi haline nasıl geldi? Singapur özellikle uçak yapım teknolojisinde yolcu uçağından tut birçok alana kadar çok mesafe almıştı. Ve gerçekten büyük bir filoya sahip. Ama yüz ölçümü o kadar küçük ki birkaç saniyede kendi eğitim alanından çıkabiliyor. Bu yüzden Fransa eğitimlerini, işte Singapur eğitimlerini Fransa'da gerçekleştirmişti. Şimdi de Katar aynı şekilde F-15'ler, dağıldığı birçok uçaklar, bunun yanında Katar'ın elinde şu andaki Rafale uçakları ve sayamayacağımız daha birçok uçakla beraber Katar gerçekten önemli bir güç çarpanı. Singapur'da nasıl Fransa'da gidip o eğitimleri alıyorsa Katar'da Türkiye'de alıyor. Ama işin asıl iyi tarafı yeni tip Apache helikopterleri ve yeni tip kargo uçaklarının özellikleri ve kullanımları ve ortak kullanım yönündeki bu artılarını da yaşayacak olmamız. Bize kuvvet sağlayacak, kuvvet sevkiyatında kolaylık sağlayacak. İşte Türkiye için Katar'ın önemi bu. Katar, Türkiye'nin askeri anlamda bölgedeki sıkıştırılma çabalarına set vuran ve engel olmaya çalışan güzel bir kardeş ülke. Teşekkürler Katar. İşte Katar, Türkiye'ye neler katar birileri görsün istedim.
Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşça kalın.